Efendim iyi akşamlar, hoş geldiniz. Medeniyet ve mimari, bu kısmet olursa her ayın 20'sinden sonra 3 ay devam edecek olan bir bütünlük arz ediyor. Bir manada birbirinin tamamlayıcısı olan 3 seminer, 3 prezentasyon düşünüyorum. Esasında bu prezentasyonun görsellerle desteklenmesi lazımdı. Fakat benim görselleri hazırlayacak enerjim yok. Bu düzenlemeyi yapan ITM'de bana böyle bir teklifte bulunmadı. Ben de doğrusu eksik kalmakla beraber ITM'nin üzerine gitmedim. Keşke gitseymişim. Yani görselleri ben size anlatacağım burada. Cami şöyle olur, kilise böyle olur filan diye. Oradan bakarsınız. Esasında ITM'de bir boşluk oldu bari ondan dolayı. Şimdi şehirlerimiz kötü diyoruz, evlerimiz kötü diyoruz, beğenmiyoruz. Atı alan Üsküdar'da geçtikten sonra İstanbul inisiyatifi, İstanbul sahipsiz değildir koyuyoruz vesaire. Demek ki bir sorun, bir problem var. Ama bu problem nedir, nereye kadar gidiyor? Bize dokunsa ucu, mesela İyi bir müteahhitlik firmasında iyi bir iş bulsak, biz de bir site satışına girer miyiz veya promosyondan %5, %3 kar alsak gibi. Bunların dışında biraz teorik manada ve bu teoriden yola çıkarak hemen olabildiğince pratiğe uygulamaya kayarak biraz düşüneceğiz. Yapacağımız şey bu. Türkiye'de yaşayan insanlar aşağı yukarı epey uzun bir zamandan beri, buna tanzimat filan da diyebilirsiniz. Bu münasebetsiz şimdi çalar. Sadece uygulamanın içinde kayboluyorlar. O uygulamanın arkasında herhangi bir olgu var mıdır? Onu kuran, biçimlendiren bir rejisör var mıdır? Yoksa uygulama mıdır? Orada kayboluyorlar. Bugün öğlende konuşuyorduk. Fikret'ten açıldı mevzu. Haluk'u yolluyor İskoçya'ya. Bize bol bol ziya kucakla getir diyor. Düşmek etrafı görmemektendir. Biz bu oyuna ziya kucaklayıp getiriyoruz. Fakat düşmekten de kurtulamıyoruz. Şu anda da düşüyoruz. Zeytinburnu'da yapılanlar paralı düşmenin, kendi paramızla rezil olmanın bir ciddi örneğidir. Tabii bütün siteler, bu enerjiyle yapılan bütün çok katlı binalar, fi yapıdan nü yapıya kadar, nü yapı var biliyorsunuz, yani Grek alfabesinde nü yapı da var, çıplak manasında bir nü harfi gibi, hepsi bir düşmenin örneğidir. Parası olan, enerjisi olan, fakat görgüsü olmayan bir toplumun ne hallere düştüğünü ifade ediyor. Bu bir yakınma filan değil, bir tespittir. Ben öyle fazla yakınmayı hiç sevmem, azı da sevmem. Tespitin hemen alt cümlesini söyleyeceğim. Amerika'daki gökdelenler, Amerika'daki medeniyet tasavvuruyla uyumlu olduğu için fevkalade özgündür. Ama Türkiye'deki gökdelenler, buna safir de dahil, oranın çok kötü, çok çirkin, çok akılsız bir kopyasıdır. Evet, demek ki bu genel çerçeveyi daha da uzatabiliriz ama şöyle söyleyelim. Her eylemin arkasında gerek bireysel gerek toplumsal manada bu eylemi düzenleyen bir düşünsel ve kalbi arka plan vardır. Eylemlerinizi yaparken o arka plana göre yaparsınız yahut da reflektif yaparsınız. Ani, araba gidiyor, önünüze bir kedi atladı, frene basarsınız yahut basmam. Kediye bakarım nasıl vuruyor, bumper diye bakarım, bir vururum, kedi fırlar 35 metre havaya. O da bir şeydir. Yahut da duygusal davranırsın. Ama demek ki arka planda bir seçim. İnsanda bu iradi seçim gücü var. İşte buna kısaca medeniyet algısı diyoruz. Toplumda herkesin ortak olarak düşündüğü, beğendiği, sevdiği, tercih ettiği bir toplumsal algı söz konusu. Bu algı medeniyet çerçevesini oluşturuyor. Bu algıyı açacağım, merak etmeyin.
Mimarlık bu çerçeve içinde bir yere oturuyor. Mimarlık ayakta, havada, kendi başına duran bir olgu değil. Edebiyat bu algı içinde bir yere oturuyor. Muaşeret bu algı içinde bir yere oturuyor. Dolayısıyla adeta toplumsal arka planda bütün toplumun ortak olduğu zihninde ve gönlünde yer eden bir sistem söz konusu. Benim bu anlatacağım model İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi merhum Profesör Mümtaz Turhan, merhum Erol Güngör ve Allah ömür versin Yılmaz Özak Pınar Bey'in ortaya koyduğu medeniyet ve kültür modelidir. Herhangi bir medeniyet tarihi kitabını açtığınız zaman veya kültür tarihi kitabını açtığınız zaman adeta sonsuz sayıda medeniyet ve kültür tarihi görürsünüz. Tam tersini söyleyenler de vardır. Bu büyük okyanusta kaybolduğumu hissettiğim anda Mümtaz Bey'in, Allah rahmet eylesin, Erol Bey'in ve Yılmaz Özak Pınar'ın bana göre çok rafine ve net gelen, çok iyi anlaşılan modelini, zihni modelini aldım. Ona kendi duygusallıklarımı da ve gözlemlerimi de katarak size bir şey sunuyorum. Benim sattığım meta, medeniyet genel kavramı. Bunun içinde musiki var zaman zaman ve mimarlık var. Ama medeniyet genel kavramı üzerine çok düşünüyorum. Çünkü bu benim şahsi problemim. Bana bir kimlik vermiş mi, vermemiş mi, verebilir mi, veremez mi? Bunu düşünüyorum. Özellikle Batı ile karşı karşıya kaldığım zaman. Avrupa ile ve Amerika ile biliyorsunuz Avrupa kapitalizmi farklı, Amerikan kapitalizmi farklıdır. Böyle bir çizgi içerisindeyim. Demek ki toplumların ve bireyin hayatında sadece içgüdüler, sadece akıl söz konusu değil. Bunun arkasında genel manada herkesin ortak olduğu bir değerler sistemi var. Values diyor buna Frankler. Bu değerler sistemine göre biz renk kazanıyoruz. Beni bir başka toplumun ferdinden ayıran hayatta yaptığım tercihler ve biçimler. Ben hareket etmesem varlığımı anlamazsınız. Ama hareketlerimin arka planında var olan biçimler, benim tercihlerim, yapmalarım, yapmalarım ve ortaya koyduğum eylemlerin tarzı o değerler sistemine göre ortaya çıkıyor. Değerler sistemi soyut ve kavramsal, değerler kavramsal, erdem diyoruz. Ahlak diyoruz, çalışkanlık diyoruz. Neye göre? Nasıl? Bunlar soyut. Burada erdem olan bir şey, bir başka toplumda erdem olmuyor. Burada çok çalışkanlık, bir başka toplumda öyle olmuyor gibi. Sistem dediğimize göre mutlaka ve mutlaka bu değerlerin hiyerarşik bir yapısı olması lazım. En üstte bir değer, onun altında subordinate, başka değerler. Sistem dediğimize göre aynı zamanda bunun bir girdisi, bir de çıktısı olması lazım ki sistem olabilsin. Girdi nedir diye düşündüğüm zaman karşıma inançlar çıkıyor. Her değerler sisteminin bir temel kabulü vardır. Bu bilimde de böyledir. En soyut ilim olan matematikte de böyledir. Eğer temelde bir kabulünüz yoksa matematik yapmanız mümkün değildir. Ondan sonra çıktı olması lazım. Şimdi kısaca onu konuşalım. Girdiler inançlarsa, isterseniz iman da diyebilirsiniz, varsayım diyebilirsiniz, temel kabul diyebilirsiniz. Bunlar hepsi aynı kapıya çıkar. Kullandığınız terminolojiye göre, kontekste göre değişir. Çıktılar nelerdir? Çıktılar kurallardır. Her değerler sisteminin kuralları vardır. 10 emir mesela bir kuraldır. Eğer Musa'ya Tanrı'dan vahiy gelmişse ve o vahiy Musa tarafından insanlara anlatılmışsa, insanlara somut kural söylemezseniz sizin fonksiyonunuz belki saygı görürsünüz ama toplumsal fonksiyonunuz olmaz. Hayata renk veremezsiniz, renk katamazsınız. O halde değerler sisteminin girdileri inançlar, varsayımlar, çıktıları da kurallar. Hiyerarşik bir yapı.
Değerler sistemini hayata geçirmek için. Hem bileceksiniz, idrak edeceksiniz, içselleştireceksiniz, eski tabirle temellük edeceksiniz ve ondan sonra da onu seveceksiniz. Sevmediğiniz, inanmadığınız bir sistemi yaşamanız fevkalade ağırdır. O zaman ikili bir hayat yaşamak zorunda kalırsınız ki bizim son yüzyılda yaşadığımız gibi. Bizim Tosun Bey vardı. Tosun Bayrak, bu Amerika'da yaşayan bir mistik adam. Tosun Bey aynı zamanda müthiş bir sanatkar. Modern enstalasyon yapıyor yani. Resimle heykel arası, mulaj arası bir şey yapıyor. Dedesini anlatıyor veya babası, dedesi olabilir. Tekel Umum Müdürü, eski zamanda iyi bir pozisyon, Cumhuriyet'in ilk yılları. Diyor ki gayet jantil giyinir, papyon, karabat başında, şey, şapka, fötr şapka filan. Akşam diyor eve gelir, hepsini çıkarır. Entariyi giyer, şamhırkayı girer, ayağına çedikleri geçirir. Masanın başına oturur, yere oturur, sofraya. Bir kadeh diyor, küçük bir şey koyar diyor. Hafif peynirle beraber, koy oğlum pilav, tamburu Cemil Bey der diyor. Böyle bir ikili hayat yani. Bir yerde bir batı, bir yerde bir doğu. Bu zor bir şey. Ben batılıları onun için seviyorum, rahat yaşıyorlar. Göründükleri gibi yaşamak zorunda. Yaşamıyorlarsa da yaşamıyoruz diyorlar yani. Evet, demek ki akıl ve zihin bir yanda, gönül ve kalp bir yanda, değerler sistemi sevilir ve bilinir. Bir Marksist eğer ciddi Marksistse, Marksizmi sever, aşıktır ona. Marks'ı sever. Bir Budist gerçek manada Budistse, Budizmi sever. İnanmadan, sevmeden onu yaşamak mümkün değil. Değerler sisteminin şimdiye kadar bilinen iki kaynağı var. Birisi akıl, birisi inananlar için, tırnak içinde vahiy. Başka bir kaynak söz konusu değil. Öyle bir sistemdir ki bu mesela bir felsefe olabilir. Bizim açımızdan söylemek gerekirse din gibi algılanan bir felsefi ekol olabilir. İman edilmesi gerekiyor, inanılması gerekiyor. Veyahut onlar açısından söylenirse bir dinler de birer felsefi ekoldür. Bizim burada küçük bir parantez açayım. Yani bizim Türkiye'de yaşayan insanlar olarak çok saf taraflarımız var. Bunlardan bir tanesi de biz hep kendimizi dünyanın merkezi zannederiz. Halbuki öyle değildir. Sizin inandığınız birçok şeyi farklı altyapısı olan ve farklı inanç sistemi olan insanlar farklı tarzda yorumlarlar. Bu da onların hakkıdır. İzin verin onu öyle yorumlasınlar. Burada parantezi kapatıyoruz. Evet, şimdi Yamanaray'a buradan nasıl geçeceğiz? Biraz daha yolumuz var. Değerler sisteminden istihraç tabir ettiğimiz çıkarsama yapmak gerekir ki kural koyabilelim. Bunu sistemi kuran filozof yapmaz, ardından gelenler yapar. Söyleyelim bakalım, İsmail o da hemen bana bakıyor. Marx sistemi koymuştur ama Lenin çıkarsama yapmıştır. Mao çıkarsama yapmıştır. Bu kadar nettir bu hadise. Siz başka örnekleri de zihninizde ortaya koyabilirsiniz. Christ sistemi koymuştur, havarilerini anlatmıştır, St. Paul çıkarsama yapmıştır. Kural koyamazsanız bu sistem toplumda tatbik edilmez. Çünkü toplumun biçimlere ihtiyacı vardır. Hepimizin yaşamak için biçimlere ihtiyacınız vardır. İşte biçimler o kuralların hayata geçmiş halinden başka bir şey değildir. Yine Mümtaz Bey, Güngör ve Özakpınar ekolünün söylediğine göre tüm biçimler kültürü oluşturur. Medeniyet telakkisi, algısı, tasavvuru, zihinde ve gönülde var olan, inanılan ve bilinen değerler sistemi ise kültür de bundan üreyen, bundan türetilen tüm biçimlerdir. Bütün biçimler zahir planında bizim jestlerimizle, eylemlerimizle, tercihlerimizle ve maddeyi değiştirme yeteneğimizle ortaya çıkan biçimler. Mesela bakınız, insandan başka varlık maddeyi değiştiremez. Tekrarlarlar sadece. Arı petek yapıyor. 1000 sene evvel de petek yapardı.
Bin sene sonra da petek yapacak. Nereden biliyorsun? Bilmiyorum da atıyorum yani. Ben burada da bir pozitivizmin enteresan bir çelişkisi ortaya çıkıyor. Ama insanlar bin sene evvel piramit yapıyorlardı. Piramit yapmıyorlardı. Gotik katedral yapıyor. Şimdi gökdelen yapıyorlar yani. Bakalım ne olacak ondan sonrası. Evet, peki bu kültürü hayatın hangi safhalarında görüyoruz? Evet, dört safhasında görüyoruz. Muaşeret, toplumsal hayat, gündelik hayat, bütün ilişkiler. Adetler, örfler, gelenekler, normlar, yasalar, tüm ahlak bu değerler sisteminden ortaya çıkar. Selam veriş tarzınız. Çok basit bir şey anlatacağım. Benim bir ablam var, çok enteresan bir kadın. Ondan dinledim. Küçük çocuk gelmiş, torun böyle filan. Annesi modern, anneannesi şey, Necip Fazıl'ın şeyinde olduğu gibi. Diyormuş ki, doktor teyze diyormuş, ben su içtiğim zaman annemin yanında oh diyorum. Ama annem yanında elhamdülillah diyorum. Çocuk işi çözmüş. Biri seküler, biri modern. Biri işte İslamik yani. Bitti bu kadar yani. Gayet net. Bakın en basit, 5-6 yaşında küçük velet, oh diyormuş, mutluluk duyuyor. Ötekinde elhamdülillah diyor. Niye? Onu beklediği ot bekliyor. Yani medeniyet telakkisinin talepleri bunlar gayet net. İkinci saha bilim sahası. Efendim bilim her yerde aynıdır. Doğru, olay her yerde aynıdır. Ama olaya yüklediğiniz mana değişir. Bıraktı Newton taşı aşağı doğru, pat indi. Fizikten işte M eşittir, F eşittir, W eşittir, M çarpı G. Olay aynı. Yüklediğiniz mana değişir. En basiti size anlatayım. Laplace, bütün bu olaylar 1700'ler, 15 veya 16. Louis, unuttum hangi Louis olduğunu. Diyor ki güneş sistemini ben çözdüm, Haşmet ne yapıyor? Size söyleyeceğim gün, teleskobu koyun, bakın, filan seyyar ve filan yerde göreceksiniz diyor. Adamın sorusu şu, peki Tanrı'nın o emon diyor. Fransızca ben bu cümleyi biliyorum. Peki burada benim Tanrım nerede? Haşmet ne yapıyor? Burada Tanrı'ya gerek yoktur diyor. Yasin'i açıyoruz. Yani ben şimdi Musahhara falan geçiyor. Menazile her yerde onun o menziller üzere gider diyor. Medine sistemi bir tanesi diyor ki burada Tanrı'ya gerek yok. Öteki de diyor ki temel kaynakta inananlar için söylüyorum. İnanmayanlar için bilgidir bu. Müslümanlar diyor ki bunlar kendine işte takdir olunan yörüngelerde dönerler. Allah onları orada tutar diyor. Peki çekim kanunu değiştirsek, çekim kanunu değiştiğini varsaysak, aklen bu mümkün, pratik olarak mümkün değil ama aklen mümkün. O kanunu bir vaz eden varsa, mesela Zeus öyle bir kanunu vaz etmişse, keyfi istedi, değiştirdi. Ne olacak? Bütün şeyler birbirine girer yani. Yepyeni bir düzen çıkabilir yani. Böyle dönerken böyle dönmeye başlar yani. Gibi meseleler. Ama şimdi öyle bir not koyuyor ki adam size, siz o değişim fikrini düşünemiyorsunuz bile. Mutlak olarak onu size söylüyor. Pozitivist Batı bilim anlayışı. İslam bilim anlayışı böyle söylemiyor. Bu değişebilir diyor. Zaruri değildir diyor yani. İslam bilim anlayışı. İşte burada çıktı. Gelelim insan ilimlerine. Ben onu birine bilim, birine doğaya bilim, insana ilim diyorum. İşte psikoloji buyurun, sosyoloji buyurun, beyin ihtisas sahası. Ne kadar öznel, tamamen temel kabullere göre bütün resim değişiyor. Ekoller var vesaireler var. Demek ki her medeniyet algısı kendi bilim ve ilim anlayışını da beraber getiriyor. Olay aynı ama yüklediğiniz mana değişir. Hele tarih, aman yarabbi yani. İstanbul'un fethi bizim için davul zurnayla kutladığımız, mehter bambum vurduğumuz Batı için hiç de mühim değil. Açın bakın kitaplara, oradan açın. Zaten Bizans bitmişti. Peki nasıl, ne zaman başlıyor modern zamanla? Kolomb'un Amerika'yı keşfetmesiyle bana göre de gayet makul yani. Biz öyle Roma'yı falan değil, gayet de İstanbul'u fethettik. Tabii mühim bir şey, İstanbul ayrı yani. Değişiyor. Ha, ben gene kendi fikrimi tabii söylerim ama diğer fikirler de doğrusu cevelan etmeli. Üçüncü saha, bu şeyde tefekkür sahası. Zihin boş durmuyor. Sistem üretiyor, külli düşünce üretmeye çalışıyor, felsefe ortaya çıkıyor. Biliyorsunuz her temel inanç sisteminin kendine özgü felsefesi var. Dördüncü saha duygu sahası. Ancak geldik mimarlığa.
Medeniyet telakkisi, duygular, hisler, sentimental sahaya yansıdığı zaman karşımıza sanatlar çıkıyor. Sanatların teorisini yapan felsefe estetik oluyor. Sanatların bilgisini veren sanat tarihi o bilim oluyor. Ama sanatlar bizatihi ne bilim ne felsefe, özel bir saha. Her medeniyet telakkisi, değerler sistemi kendi sanat türünü üretiyor. Bir tipik örnek, Melih Bey Ankara'ya seçildiği zaman başkan, bilmem ne parkında müstehcen bir heykel varmış. Müstekreh, ben tabi söylemiyorum yani. Bir heykel varmış. Bu heykelin ben içine tükürürüm diyor. Bizimkiler ooo ayağa kalktılar, sanat düşmanı bilmem ne. Ya Melih Bey kardeşim sen ona tükürme. De ki bu heykel benim tabi olmadığım, benim inanmadığım mensup olmanın bir medeniyet telakkisinin sanatı yansımasıdır de. Hedonist medeniyet telakkisinin sanata yansıması, hazcı medeniyet telakkisinin. Bu telakki aracı yeni de değil. Ta kadim Yunan'dan beri var. Dünya keyif almak içindir diyor adam. Temel kabulü bu. Dünya yaşamak to make pleasure diyor adam. Zevk almak içindir diyor. En büyük zevkin de en üstü cinsel hazdır. Açın Ahmak Hayali okuyun. Adam bunu söylüyor. Dolayısıyla adam da onun heykelini yapmış. Yani adam bir kabahati yok. Ama benim inandığım, benim sevdiğim, beğendiğim telakki değil bu. İçine tükürmene gerek yok. Anket yaparsın, kal derse kalırsın, al derse alırsın. Yani gayet net. Şeydeki de öyle. Karşıdaki de öyle. Ama bunlar Türkiye'de konuşulmuyor, edilmiyor yani. Kavgaya, gürültüye gerek yok. Ucube demeye de gerek yok. Hangi medeniyet telakkisinin sanat eseridir? Nereye yapıldı? Maziye, kültürel birikime diyorlar ki cultural heritage, kültürel miras, tüm insanlığın malı, oraya hürmet edildi mi? Bakalım, değerlendirelim. Kal derse kalsın, ne olacak? Biz neler gördük yani. Hani demişler bu deve ne köşler dinledi, bu davuldan hiçbir şey olmaz yani. Biz neler gördük, kalsın. Bu, sanata yansıması bu. Dolayısıyla her medeniyet telakkisinin sanatla çok yakından ilişkisi var. Birisi bir elif çeker, gözü yaşarır. Ötekisi elife bön bön bakar çünkü o kodlar onda yoktur. Ama elif çeken niye sen bön bön bakıyorsun diye gırtlağına sarılmamalı. O da elif çektiği zaman ötekine vay bu ne gerici adam dememeli. Neden? Çünkü farklı medeniyet telakkilerinin estetik alana yansıması, duygusal alana yansımasıdır. Kadim Yunan'da Fidyas'ın heykeli de bu açıdan bakıldığında bir medeniyet telakkisinin mermere yansımasıdır. Bir Sinan Camii de taştır, bir medeniyet telakkisinin mermere taşa yansımasıdır. Peki ey efendi, şimdi bana, ben kendime, sen, ha benim kim bana, yani leküm dinüküm veliye din, benim ki bana, isterseniz onu konuşuruz. Ama ben ne Fidyas'ı dışlarım, ne şunu, ne de Rodin'i, düşünen adamı, bilmem neyi, bu ha, buradan ne çıkıyor, buradan şu çıkıyor, işte sürdürülebilir yaşantı. Şimdi mesela muhteşem şeyi Süleyman'ı belki seyrediyorsunuz. Orada Budin'den heykeller geldi. Ben son şeyleri kaçırdım. O zaman çıkmış. Şöyle bir tam hatırlayabilsem söyleyeceğim. Bir Halil gelmiş idi. Etmişti putları şikest. Etmişti esnamı şikest. Sen Halil'im şimdi geldin. Halkı kıldın putperest diyor şair o zaman. İbrahim peygamberi atıf yapıyor. Bir Halil gelmiş idi. Kılmıştı esnamı sanemleri şikest. Hani girdi, sanemleri kırdı ya, en büyük putun da astı baltayı boynuna. Babasına dedi ki, bu yapmıştır diyor. Sen Halil'im şimdi geldin, halkı kıldın putperest diyor şair. Getiriyor Budin'den heykelleri, onu büyük macera. Şeyin bahçesine koyuyor, toplum kaldırmaz o dönemde. Şimdi kaldırır mı? O bahsediği gel konuşalım, tartışalım. Heykel var mıdır, yok mudur, resim olur mu, olmaz mı vesaire vesaire. Ama şu burası önemli ki, taş yerinde ağırdır. Her medeniyet algısının kendine özgü bir estetik anlayışı ve bunun biçimlendirilmesi vardır. Siz eğer kadim Yunan'ı kabul ederseniz, İslam çizgisi içerisinde sizi de kabul ederler. Bu burayı net söyleyelim. Şimdi gelelim mimariye. Şimdi her medeniyet algısı yaşamak ve yaşanmak için olur. Fantazi için olmaz. İster dini maksatla olsun, Cenab-ı Allah'ın bir muradı var. İster bir filozofun
bir çözüm üretmesiyle olsun. Mesela sanayi devrimi oluyor, büyük gerilim Avrupa'da, bir adam çıkıyor, bir model öneriyor. Bu bir medeniyet algısıdır. Ve istiyor ki hayat buna göre yaşansın. Ve insanlar kendi problemlerini o algı içinde çözülebilir olarak görüyorlar. Çözüm orada, ona iltica ediyorlar. Roma hakimdir, bir adam çıkıyor, Cenab-ı İsa veya Jesus Christ, bir şeyler söylüyor insanlara. 300 sene o öyle gidiyor, merhamet üzerine dayanan bir algı ve 313'te su yüzüne çıkıyor. Vesaire vesaire, bunu böyle uzatabilirsiniz. O halde mutlaka ve mutlaka biçimlere ihtiyacı vardır. Biçimlerin de en güçlüsü, insanlarla 24 saat, 365 gün beraber olan mimaridir. Neden? Çünkü mimariyi kullanıyoruz. Resmi kullanmayız, şiiri kullanmayız. Neden kullanmayız? Adam güzel bir resim yapmışsa o ya müzededir ya bir zenginin koleksiyonundadır. Gidip onu birebir göremezsiniz, ancak reprodüksiyonunu görürsünüz. Ama Köln Katedrali'ni, Köln'de yaşıyorsanız, hatta Almanya'da yaşıyorsanız her an gidip görebilirsiniz, kapısını, taşını tutarsınız, kulesine bakarsınız vesaire vesaire. Eğer iyi bir Katolikseniz içine gider dua da edersiniz. Benim gibi namazla kılabilirsiniz. Hiç mahsur yoktur yani. Bir taraftan koroyu dinlerken gayet güzel bir ikindi vakti. İki rekat zaten seferisini lap lup kılar, işi biter gidersin yani. Hiçbir problem olmaz yani. Bir Budist de orada ibadet edebilir. Olay bu. Demek ki mimarinin bir ayrıcalığı var, fonksiyonu var. Bu fonksiyon sanat noktayı nazarında mimariyi biraz aşağı çeker. Hegel'in sanatlar tasnifinde mimarlık en alt düzeyde olan sanattır. Çünkü oradaki kriter soyutluktur. Mücerret olmadır. Mimarlık hem müşahhas hem de fonksiyonu var. İyice beterin beteri yani. En güzel sanat en tepedeki ise müziktir. Çünkü fevkalade soyut bir sanattır. Hele bu CD'lerin, efendim bilmem recorder'ların, ne bilmediğim iPhone mudur, ne karın ağrısı, onların olmadığı zamanlarda bir müzisyen gelse de bir gazel atsa Hafız Sami dinlesek diyor. Veya Münir söylese de dinlesek diyor. Şimdi tabii her şey şeye uğradı yani, iptizale uğradı. Akşam koyuyorum kahveyi. Bir de ne koyayım CD'ye? Söyleyin ne koyayım? Ne yakışır bana? Hiçbir şey yakışmaz. Mozart koyuyorum. Cıvık cıvık bir müzik yani. Şimdi biraz bu sabah papazlar geldi, bir Mozart getirmişler. Müthiş bir şey yani. Tavsiye ederim yani. İsmail Dede koyun ya. Sultan Yedigah Beste'yi koyun. Evet. Nihan ettim seni sinemde ey mehpare canımsın. Sultan Yedigah Arsema'yı koyun. Bütün şey elinizde. Ben Requiem hakkında bir şey yazmıştım da bir ara laftan lafa geçiyorum. Requiem kuzey memleketlerinde biliyorsunuz Franklerin cenaze şeyi, müziği. Çok güzel Requiem'ler var. Ama o kuzey memleketlerinde gamlı bir atmosferde, soğuk bir kilisede dinlenir. Bizimkiler Cemal Beşiktaş'ın pufla koltuklarında dinliyorlar. Kebabı yemişler, Allah yarabbim, göbekler şişmiş, kokular sürünmüş, hanımlar bilmem neler. Ambiyans fevkalade bozuk yani. Ve tabii adam uyuyor arada, kadın dürtüyor, uyuma bey diyor yani. Adam ne yapsın garip yani. Bu lüks hayatı çok güzeldi, lüks hayat, onu seyredin. Yani o nefis, o lüks hayat yani, lüks hayat yani tam manası. Evet, mimarlık böyle bir hadise. Mimarlıkla medeniyet şunu söylüyor bütün topluma. En güçlü eseri, en vurgulu eseri medeniyetin mimarlık üzerinden ifade ettiği en üst değerdir. Sahnede, medeniyetin sahnesi şehirlerdir. En vurgulu eser, şehrin en görkemli yerinde, en güzel yerinde, en görünen yerindeki mimari eser, o medeniyetin en üst değerinin eseridir. Onun mimarlığa, binaya yansımasıdır, malzemeye, dokuya, ritme, ahenge yansımasıdır. Herhangi bir şehre gittiniz. Bu şehre bakıyorsunuz, şöyle bakıyorsunuz. Hiçbir şey bilmiyorsunuz o şehir hakkında, o şehri kuran toplumak için. Tabii bu mümkün değil ama öyle bir hayal kuralım. En görkemli esere bakın, onu inceleyin. Oradan çok rahat geriye dönüp medeniyet tasavvurunun ortaya koyduğu temel değeri görürsünüz. New York
Haluk'a gittiğiniz zaman bakın, şimdi iki tane gökdelen vardı, onları uçurdular. Ben yeni epey zamandır New York'u görmedim. Ama bir gökdelenler şehri nedir? Mekaniğe meydan okuyan. Şimdi mesela aynısını şeyde yapıyorlar. Amerikan kapitalizmi işte Uzak Doğu'da yapıyor. Çok tabii komik oluyor onlar yani. Ve bir manada Amerikan kapitalizminin, yani ben varım, güçlüyüm, dünya Wall Street mesela, güçlüyüm şeklinde ifade ettiği gökdelen. İlk defa 71'de gittiğim zaman ağzım açık kaldı. Ki buradan ben epey birikimli gittiğimi zannediyordum. Empire State, Türk öğrenci şeyi 79. kattaydı. Asansör, ben asansör biliyorum, 3-4 kişi biner, 15 kişi biniyor asansöre diye gidiyor asansör. Böyle midem kalktı falan yani. Adam o teknolojiyi mahsus koyuyor. Benim gibi garipleri etkilemek için. Kendi adamını da oradan etkiliyor. Ha bu yeni bir şey değil. Her medeniyet değeri insanları kendi cazibesiyle tesir etmek için, büyülemek için, fascination bunu yapar. Kadim'de de bunu yapıyorlardı. Kadim medeniyetlerde şehir merkezine herkes giremiyor. Çünkü tarım toplumu. Orada elitler yaşıyor. Ama zaman zaman büyük bayramlar yapıyorlar. Dini bayramlar. Neden? Çünkü din, yani doğa, üstü güçler insanları her zaman etkiliyor. İnsan aklıyla düzenlediği bir dünyada çok fazla etkilenmez. Ama doğa üstü bir güç, mesela kader, bilmediğim bir şey, bir tabiat hadisesi, pat diye gelen bir felaket, diyor ki bak Tanrı geliyor, dikkat et, şehre gel, sana ritüel var, şöyle bel derken büyük tapınağı gösteriyor ona. Büyük kral sarayını gösteriyor. Adam böyle kalıyor, garip köylü şey yapmış, çamurdan bir iki ev yapmış, toprağa ekip biçiyor, etkiliyor. Bir de rahipler fevkalade güzel giyiniyorlar, elbiseler, bilmem neler. Bir de müzik, bir de raks, ayin, kokular, bitti tamam, etkiliyor. Yani medeniyet aynı zamanda ritüelleriyle etkiliyor, binalarıyla etkiliyor. Persepolis, Perslerin çok ciddi bir başkenti. Harabeleri halen duruyor. O harabelere baktığınız zaman Persepolis sarayındaki ihtişam ortada. Bu ihtişam devletin ve onların inandığı medeniyet telakkisinin hayata yansıması, insanları etkilemesi için yapılıyor. Bunun tam tersi de var. Medine'ye geliyorlar. Hadi burada İslam'ı konuşalım azıcık. Halifeyi arıyorlar. Çünkü bir tarafta İran'ı yenmiş, bir tarafta Rum, Bizans'ı yenmiş. Halife bir garip evde oturuyor. Hani saray yok, işte burada oturuyor diyorlar. Demek ki farklı medeniyet telakkileri de var. Yoklukta varlık, ötekisi varlık üzerinden varlık göstermek şeklinde. İşte mimarinin birinci fonksiyonu, medeniyetin ana değerini, neyse o değer, onu gündeme getirir. İstanbul'a baktığımız zaman, Türk şehirlerine baktığımız zaman, Müslüman şehirlere baktığımız zaman medeniyetin kendini ifade ettiği, yani İslamik medeniyetin olduğu dönemlerde bu şehrin temel yapısı Ulu Cami'dir. Ve onun etrafında, o detaya fazla girmeyeceğim, belki ikinci, üçüncü seminerlerde onu konuşuruz. Ulu Cami temel yapıdır. Bugün İstanbul'a baktığımız zaman, söyleyin bakayım bana, temel değeri ifade eden, herkesin üzerinde antant kaldığı, gittiği, iş gördüğü vesaire AVM'lerdir. Herkes, mesela geçen de bir yerde konuşuluyor, efendim AVM'de mescit eksik dedim, akıllarına gelmemiş kapitalistlerin. Bir de ideolojik bakıyorlar hala. Mesela Amerikalı yöneticisi hemen yapar oraya bir cami. Kenarında bir abdest yeri yapar, bir ağzının suyu akar yani. Abdesti alırsa rahatlıkla, esselamu aleyküm ve rahmetle, nasıl paracıklar. Hiç unut, hiç yapmayın yani, gülmeyin. Olay budur yani. Ama AVM'nin, tüketim toplumunun sizin cebinize ortak olması onu üzerine örtecek. Zaman görmeyeceksiniz orada, güneş görmeyecek, hayat orada. Sizi afsunlayacak ve alacaksınız. İşte eski zamanda veya medeniyetin her toplumda özgün olduğu dönemlerde mimarinin temel eserine bakın, mesela Ortaçağ Avrupa'sına bakın, katedrallerdir. Şehir meydanı ve katedral. Neden? Çünkü Katolik anlayışı. Roma'ya gidin bakın, Vatikan'dır. Neden? Çünkü o medeniyet telakkisinin temel değeri orada. Chicago'ya veya New York'a gidin, o finans merkezleridir. Bu böyle bir resim var. Şimdi buradan şöyle bir noktaya doğru gidelim isterseniz. Medeniyet
Eğer topluma söyleyecek bir sözü varsa, toplum bütün dünyadır esas itibariyle. O zaman özgün biçimler üretmeye başlar. Bu her zaman olmaz. Birikir problemler, bir çözüm öneri gelir. O öneri bir iktidara dönüşür. O iktidarın bir iradesi vardır ve üremeye başlar. O zaman özgün eserler ortaya çıkar. Sonra özgün dönem geçer. O enerji biter. Tüketilir. Tekrar dönemi gelir. O da geçer biter. Taklit dönemi gelir. O zaman medeniyet dağılmıştır ve savrulmadadır. Bunu her yerde görebilirsiniz. Yahut medeniyetin temel değerleri mahiyet değiştirmiştir. Mesela kral sarayları yerine artık ulusal meclisler yapılmaya başlamıştır. Katedraller artık yapılmaz, terk edilmiştir. Onların yerine mesela operalar, stat operalar yapılmaya başlandı. Neden? Çünkü artık katedral müzik katedralden dışarı çıktı. Katedral tarihin bir döneminde asıldı, kaldı şeklindedir. Böylece bir şehre baktığınızda o şehrin ana yapılarını analiz ederseniz o şehrin kurucusu veya dönüştürücüsü olan toplumun medeniyet değerlerini de yakalayabilirsiniz. Yahut tam tersi medeniyet değerlerinden giderek şehirdeki mimari dokuyu çok rahat çözebilirsiniz. Şimdi şehir ve mimariyi ben iç içe alıyorum. Çünkü bir medeniyetin kendini ifade etmesi için bir sahne lazım. O sahne şehirdir. Kadim dünyanın birçok sahne şehri var. Bunlardan bir tanesi Babil şehri. Mezopotamya medeniyetinin 3000 yıllık büyük mirasını Babil. O şehir bugün yok. Bir başka şehir Greklerin Atina şehri. Kısmen var. Bir başka şehir Roma'nın Roma şehri var. Bir başka şehir Konstantinopl veya İstanbul var. Bunların olduğu dönemlerde baktığınız zaman hepsi özgün bir medeniyet birikiminin mimari yansımalarını aktarırlar, ifade ederler, yaşatırlar ve yaşarlar. Onların olduğu dönemde Paris yok, çok küçük. Londra yok, Vikingler bilmem ne, Wessex Krallığı bilmem ne. Amerika zaten Indianların elinde. Moskova garip Slavların elinde. Demek ki medeniyet bu şehirler üzerinden ifade ediliyor. Sonra deniz yolları bulunuyor vesaire, anlayışlar değişiyor. O zamanki periferi şehirleri dünyanın merkez şehirleri olmaya devam ediyor. 20. asır ve devamında ise tekrar kadim medeniyetlerin bulunduğu bölgeler dünyanın gündemine geldi. Niye? Ekonomik şartlar nedeniyle, petrol meselesinden dolayı ve kimlik meselesinden dolayı. Bu açıdan baktığımızda kendi özgün örneklerimize doğru bir yolculuğa çıkalım. Şöyle birkaç kelime söyleyeceğim o noktada. Şimdi bir medeniyet algısını öğrendik, tespit ettik. Bu İslam olabilir, Katolik Ortaçağ olabilir, Marksist olabilir, Budist olabilir. Buna mutlaka zaman ve mekan izafe etmek zorundasınız. Bu algı nerede ve ne zaman? Zaman ve mekan biliniyorsa hangi algı? Bu soruyu sormalısınız. Şu soruyu mesela ben çok net sorayım. Bunun cevabını vermeyeceğim. Siz düşünün, ben de düşünüyorum zaten. Cumhuriyet dönemi Türkiye'sinde zaman belli, mekan belli, üretilen eserler belli. Bu eserler hangi medeniyet algısının sonucu olarak üretildi? Soruyu tersten soruyorum. Sibel Bozdoğan diye bir hanımefendi var, mimar ve felsefeci. Bu 68 kuşağından mimarlık ve bir modern mimarlık ve bir ulusun yeniden inşası diye çok tatlı bir kitap yazmış. Orada halk evlerini anlatıyor. Halk evleri üzerinden bir ulus nasıl inşa ediliyor şeklinde. Çok naif bir teşebbüs olarak görüyor. Çünkü bir medeniyetin nasıl inşa edildiğini ve mimarlığın burada nasıl rol oynadığını ciddi insanlar biliyorlar. Yani mesela diyelim ki Çorum halkı ile Keops piramidini mukayese edebilir misiniz? Ne alakası var diyeceksiniz. Hatta İstanbul halkı ile Ankara halkı ile ne alakası var diyeceksiniz. Çünkü o da bir medeniyeti inşa etmek istiyor. Öteki de bir medeniyeti inşa edişin izdüşümü. Mısır uygarlığının
ölüm ve hayat ve firavunların yeri ve Tanrı hakkındaki felsefesini hayata geçiren anıt Keops piramidi. Kefren piramidi. 3 tane büyük piramit yani. Planda 200'er metre kare, yüksekliği galiba 160 metre bilmem ne. Böyle bir şey. İçinde enteresan bir sistem var. Labirent sistemi hala çözülmüş değil. 3000-4000 yıllık yapılar. Şimdi medeniyet böyle bir şey yani. Veya Akropolis. Kadim Atina. Stoasıyla, agorasıyla, şehir dokusuyla, bütün yaşam biçimiyle bir kadim Atina veya Roma. Medeniyet böyle bir şey. Bir de halk evleri tabii düşünme. Bilmem yani. Belki de onlar haklılar. Bir şey söyleyemeyeceğim. Evet. Neticede medeniyet özgün zamanlarında bunları inşa ediyor ve şehirlerde bunlar en görkemli yerdeler. Şehrin silüeti ve dokusu nasıl bir estetik ameliyatla burun ve çene düzeltiliyorsa gıgıyı alıyor mesela. Adamın hiç gıgısı kalmıyor yani. Bir gıgı değil mi şu? Şehri kuran irade de, medeniyet telakkisi de İşe şehrin profiliyle başlıyor. Silüeti diyoruz biz ona. Bir şehre bir gece inin. Şimdi tabii çok zor bu. Çok ışıktı çünkü şehirler. Ama yine de görürsünüz. Şehrin silüetine bir bakın. O silüet size çok şey söyler. Oradaki ahenk, nispet, profilde görünen binalar vesaire. Burada dokusu da çok şey söyler. Yani sokakların biçimi, yapı adaları, bina yükseklikleri. Doku dediğimiz o. Binalara daha girmedik. Bütün bunlar hep medeniyet tercihinin ortaya koyduğu olgulardır. Çocukluğumda atlasların birisinde bir resim, harita gördüm. Chicago şehrinin haritası. Biraz meraklıymışım demek ki. 1939 Faik Sabri Duran atlası. Benim gördüğüm herhalde 49 filan. Chicago şehri kuzeyden güneye inen birbirine paralel yollar. Sonra doğudan batıya veya doğudan batıya böyle çizeyim. Yolla kareler veya dikdörtgenler. New York Manhattan'da böyledir. Çok şaşırmıştım ben. Böyle şehir olur mu diye. Çünkü İstanbul'un hele o zamanlar bile oradan gir buradan çık çıkmaz sokak çok vardı İstanbul'da. Yokuşlar, inişler. Sonra gördüm ki bu New York ve Chicago çok yeni şehirler. Kadim medeniyetlerde de böyle ızgara biçimi şehirler var. Neden? Çünkü adamlar rasyonel bakıyorlar hayata. Bir şehir kurmak için bir alanı göz önüne aldığınız zaman eğer oraya sadece akıl ve geometri olarak bakarsanız tak 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 Roma şehri de böyledir. Bir merkez koyar, bir doğu batı aksı, bir kuzey güney aksı. Onlara bir dini anlam yükler. Politeist bir dini anlam. Ve ondan sonra şehri düzenler. Buna karşılık mistik şehirler var dünya üzerinde. Ortaçağ şehirleri, Rönesans şehirleri ve İslam şehirleri. Onlarda farklı bir anlayış vardır. Adeta o şehirlerin yapısı organiktir. Hayatın akışına bırakılmıştır. İnsanlar o şehirleri kaderle, olaylarla karşılaştıkça ağır ağır, sokak be sokak, ev be ev, semt be semt, böyle şeyler olur mu Arapça oluyor demek, kat be kat gibi bir şey yani inşa ederler. Zaman içinde o şehir oluşur. Yahut da öteki türlü olur. Demek ki Chicago ve New York son zamanın modern şehirleri değil, rasyonel anlayışa göre kurulmuş şehirler. Modernite dediğimiz çağ ifade eden, betimleyen anlayış bir medeniyet telakkisidir. Rönesans ve devamında gelen modernitenin kurduğu şehirlerde rasyonalite ön plandadır. Gerek Katoliklerin, gerek mistik inançta sahip olanların, mesela Orta Çağ, Orta Avrupa şehirlerinin eski kısımları, eski şehir dediğimiz bölgeleri öyle biraz karışık ve şeydir, anlaşılmaz. Eski İstanbul'da öyleydi. Ama bir taraftan Vatan Caddesi'ni cart diye bitirirseniz, bir taraftan Millet Caddesi'ni, bir de Ordu Caddesi'ne buna eklerseniz, şehrin imanı gevrer tam manasıyla. Ama daha evvel zaten Prost geçirmiş bulvarı, bitmiş zaten şehir. Zor bir hadise. Yani cetveli koyup caddeyi çizdiğiniz zaman, bilin ki orada binlerce yıllık bir birikimi yok ediyorsunuz. Her yıktığınız binada ciddi bir kültürel, medeni, duygusal hatıralar birikimi var. Demek ki netice olarak şöyle bir noktaya doğru geliyoruz. Her medeniyet tasavvuru kendi
tercihleri doğrultusunda kendi şehrini inşa ediyor. Bu tasavvur eğer bir Katolik medeniyet tasavvuruysa, ortaçağ Katolik medeniyet tasavvuruysa, şehrin en görkemli yerinde dom, büyük katedral yer alıyor. Eğer bu İslami ise Ulu Cami yer alıyor. Eğer bu kapitalistse en görkemli bina, Dünya Ticaret Merkezi yer alıyor şeklinde bunu söyleyebiliriz. Bu ifadeler, bu binalar aynı zamanda medeniyet tasavvurunun eğiticisidir. İnsanlara onu hatırlatırlar. Onu da ifade etmeye çalıştık. Görmeyenleri de şehre çekerler, gösterirler ki tasavvur insanların zihinlerinde yer etsin, insanları bir manada etkilesin, beyinlerini yıkasın şeklindedir. Son olarak şunu ifade edelim. Şehirler de bu tasavvurun bir başka izdüşümüdür, büyük bir kompozisyondur. Silüetiyle ve dokusuyla mutlaka ve mutlaka o tasavvurun yansıtıcısıdırlar. Kadim İstanbul, Roma İstanbul'una baktığınız zaman bu Roma İstanbul'unda şu anda şehrin silüetinde görülen camilerin hiçbiri yok. Minareler de yok. Yalnız Ayasofya var. O da 6. asırdan sonra. Ama şehre girdiğiniz zaman Ayasofya önündeki meydandan yola çıkıp divan yolunu yürürseniz, mese dedikleri yol, o yol üzerinde 7 tane forum var. Yani meydan var. O meydanlarda her imparatora ait heykeller, büstler, hatıralar var. Birincisi Forum Konstantinus. İkincisini söyleyeyim, öbürlerini unuttum, onu söyleyemeyeceğim zaten. İkincisi Forum Tauri, Beyazıt Meydanı. Osmanlı bu şehri alıyor 1453'te. Ulubatlı Hasan. İlber Bey yok diyor. Çok kızıyorum İlber Bey. Bu şehri alıyor 100 sene içinde. Bizans birikimine büyük saygı gösteriyor ama kendi damgasını da vuruyor. Mese'yi bozmuyor. Ona bir isim koyuyor, divan yolu diyor. Mese'deki her foruma bir cami yapıyor. Bitti, bu kadar. Maziye saygı böyle oluyor. Bir medeniyetin temadiyeti olduğunu böyle biliyor. Ayasofya'yı hak dinin mabedi olarak görüyor. Sinan Ayasofya'yla yarışmıyor. Niye yarışsın ki? O Sinan'a tevdi edilen bir emanet. Siz çocuğunuzla yarışır mısınız? Çocuğuyla yarışan adama ruh hastası derler yani. Sizler iyi olsun diye bakarsınız yani. Size emanet o çünkü yani. Öyle bakıyor. Efendim işte Selimiye'nin kubbesi daha mı büyüktü? Büyük olsa ne olur, küçük olsa ne olur yani. Sinan Ayasofya yaşatmaya bakıyor. Yaptığı tahkimat o sayede Ayasofya bugün ayakta. Bu adam cambaz adam, akrobat adam, bir numara yapardı orada. İki depremde çak Ayasofya gidip aşağı çöker. Devletin yapacak hali yok. 1768'de Ayasofya çökerdi yani. Yapmıyor. Bunları anladığımız zaman hem Batı'yı daha iyi anlıyoruz, hem bizi daha iyi anlıyoruz. Mimarlık böyle bir resim. Son cümleleri söylüyorum. Her mimarinin kendine özgü detayları vardır. O detaylarda da medeniyet telakkisinin gerçek niyeti, gücü, iktidarı ve iradesini görmek mecburiyetindeyiz. Kapı tokmağını tuttuk, alüminyumdan tıngır tıngır. Bu belki bir gece kondunda olabilir ama bir büyük mabette olmaz. Olmamalıdır. Floresan bir lamba mihrabın önünde. Ne kadar güzel aydınlatı da diyor adam yani. Evet, aydınlatı ama o floresan oraya gitmez. Oraya yağ kandili gider. Onu adama anlatamıyoruz şeklinde. Ben yıllar önce danışmanlık, pardon, ehli vukufluk böyle hiç sevmediğim bir şey ama mahkeme tepeme vurarak yaptırıyordum. Şeye gittim. Şişli Adliyesi'ne gittim. Şişli Adliyesi o zaman kiralık bir binada oturuyor. Ve binanın sahibi Matil Manukyan. Dünyanın en eski mesleğinin patroniçesi. Şişli Adliyesi'nin kapısını açıyorum. Böyle alüminyum, tıngır tıngır bir kapı kolu. Benim o hakime, adliyeye saygım çok arttı tabii yani. Böyle olmaz. Bu sabah bir Avusturyalı grup geldi. Bir diplomatmış adam. Onu medresede bir odaya bir şeye aldık grubu. Adam kapıya bakıyor. Herif uyanık. Kapı sıradan bir medrese kapısı ama kündekari. 5 santim ahşap.
iyi bakımlı, cilalı, bilmem ne. Adam kapıya bakıyor. Kapı tıngır diyor mu, bilmem ne mi, gıcır diyor mu, ona bakıyor adam yani. Bu detaylar çok mühimdir hayatta. Mimaride de çok mühimdir. Yapı yaparsınız ama o detayları ihmal ettiğiniz anda o yapı üzerinize çöker. Altında kalırsınız. Kalmayalım inşallah. Hadi bitti.